Ben Genç Türk Uğurlu, 2005 TÜ mezunuyum, 40 yaşındayım. 8 yıldır uzak yol gemi kaptanlığı yapıyorum. Dalar suya en derinden, bazen dalga ellerimizden alır. Ama kendiliğinden inmez biz direnliğinden. Bu mesele amcamın yönlendirmesiyle başladı. En büyük etken amcamdır. Yönlendirme en büyük etken amcam oldu. Kendisi pilotluk yapıyor zaten. İlk staja çıktığımda 2000'li yıllarda tabii ki zorlandım. Bilmediğiniz bir hayat. İlk defa gemiye çıkıyorsunuz. Hatırlıyorum, ilk İzmit'te katılmıştım stajyer olarak gemiye. Gecenin 4'ünde vardiyaya kalkmıştım ikinci kaptanla. Çok zorlanmıştım. Stajyer olarak yapılan muamele nasıldı ilk gemide? Çok kötüydü. Staj yaptığım gemideki abiler izliyorsa çok iyi bir staj yapmadım yani. O zaman gördüğümüz muameleden hırslanarak bu şekilde yükseldik. Disiplinli insanlardı. Tabii ki disiplin her yerde var ama o insanlar, amirlerimiz daha böyle yani kolay olmadı. Daha önceden amirlerimize karşı bırakın ağzımızı açmayı, kendisine hiçbir şey diyemezdi. Şimdiki bakıyoruz. En ufak bir yanlış yapıldığında uyardığımızda kendileri şirketi aramaya dahi gidiyorlar. O zamanın disipliniyle şimdiki disiplin aynı değil. İşini layığıyla yapan tabii ki insanlar var ama genelde en ufak bir şeyde başımı alırım giderim gibi bir muameleyle karşılaşabiliyorsun yani şu anda. Şimdikiler aslında şöyle yaptığını düşünüyor, yapmadığını söylediğin an başımı alır çeker giderim havasında kendisini off etmeye çalışıyor. Ve haliyle işler aksıyor yani. Artık eskisi gibi değil hiçbir şey. Türk firmalarında yabancı personel neden geçirdi diye sorgulamamız lazım kendimize. Yani bu da sorunun cevabıdır herhalde. Denize yeni çıkacak insan denizi tanımadan, bilgi almadan 1,5-2 aylık bir kursta gemiye çıkabiliyorlar. Mürettebat. Gemi kaptanı, armatörün gemideki temsilcisidir. Gereken şirketle organizasyonu, limanlarla olan organizasyonu, geminin bir yerden yükü alıp bir yere götürmesi gemi kaptanının görevidir. İkinci kaptanın, üçüncü kaptanın da tabii görevleri var ama tek sorumluluk gemi kaptanında. Özetle gemi kaptanı, suvari, armatörün gemideki temsilcisi. A'dan Z'ye bu gemide her şey benden sorulur. Bu geminin başbakanı da, cumhurbaşkanı da benim. Biz kaydettiğimiz yerde olmuştu ilk. Yani kötü havayla karşılaştım. Kuzeye çıkıyorduk, Avrupa'ya. Avrupa'ya çıkarken gemi bayağı bir gün sallandık. Bir gün boyunca geminin suratı 3-4 nata düştü. Ve işin finalinde geri dönmemiz bir olaydı zaten. O zaman stajyerdim yine. Biskaya çıkarken sallanıyoruz tabii. Yani artık o kadar sallanıyoruz ki yatakları yere aldık. Yatak ne yöneyse tersine. Artık yatak şey duruyor, sabit duruyor. Biz ileri gidip gelmeye başladık yatakta. Hiçbir faydası olmadı. Ve bu havayı yedik. Yine gideceğimiz yere gidemedik. Geri döndük. Yani enteresan bir şey oldu bu. Yani kuzeye çıkarken bir gün hava yedik, baktık gidemiyoruz. Tekrar gemi kaptanı gemiyi geri çevirmişti. Yine böyle. Benim başımı ağrıtıyor genelde. Öyle mide bulandırmıyor artık. O dönemi geçtik. Mecburen artık ayakta kala kala. Başımı ağrıtıyor. Halsizlik yapıyor bende. Karadeniz'de, kuzeye çıkarken Karadeniz'de Odessa'ya gidiyorduk sanırım. Odessa tarafına giderken böyle 11 saat falan Türkiye'den çıktık Boğaz'dan. 11 saat seyahat gittikten sonra geminin suratı düştü 1 nata kadar, 2 nata kadar düştü. Dümen artık otopilotu geçin dümen tutmamaya başladı. 3. kaptanla birlikte yukarıdaydık. 3. kaptana dedim gidemeyeceğiz herhalde. Dümeni de gemiyi de tutamıyoruz. Ya Allah bismillah. Tek geri döndük. Havayı kıça aldık. Tam kuzeyden geliyor. Havayı kıça alarak geri geldik. Orada havanın geçmesini bekledik. Türkiye'ye gittik. Havanın geçmesini bekledik, demirledik. Sonra rahat bir şekilde çıktık. O zaman bayağı bir telaş yapmıştım yani ilk kaptanlığımda. İlk havamda o oldu. Yemek yemeği. Güzel yemek. İstediğini yemeği özlüyorum yani. Her ne kadar sizin de olsa sakın bulaşmayın. Başımdan böyle bir olay geçti. Çok açıkta değilse bulaşmayın. Açıktaysa belki yani değecek bir şeyse yapılabilir bence. Yani çok yakındaysa yapmayın. Başımdan böyle bir anı geçtiği için bence hiç dokunmasanız daha iyi. Yaklaşık 35 civarı olmuştur. En sevdiğiniz ülke, bölge? Bölge olarak Avrupa bölgesi diyelim. Ben Barcelona'ya çok hoşuma gidiyor mesela. Güzel ya. Ukrayna. Ukrayna'da olabiliriz. Kapitalist bu. Gemi 7-24 seyrine devam eder. İkinci kaptan, üçüncü kaptan, dördüncü kaptan 4'er saat vardiya tutar. Geceleri seyir yardımcı ekiplerimiz, radarlar, seyir ışıkları, karşıdaki seyir ışıkları yardımıyla seyre devam ediyoruz. Ya gemide hırsızlık yapıldığında aslında şöyle, bireysel olarak pek bir şey yapamam. Şu hırsızlığın şeyine bağlı, boyutuna bağlı. Benim
Senin yüzüğün çalındıysa, altın yüzüğün çalındıysa herkese bir uyarı yapılır aslında. Değerli bir yüzükse. Yani böyle böyle bir şeyin oldu ilk başta güzel bir şekilde. Ondan sonra genelde gemi araması yapılır ama ondan bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Çünkü gemide o kadar çok yer var ki bulmak imkansız. Yani birisi bir şey alıp bir yere saklayabilir. Bu çok zor. Yani bir limana gidiyorsak polise haber verilir belki. Hırsızı öğrendiniz kim oldu? Evet. Direkt hakkında rapor yazılıp göndeririz. Öyle birisi olsa bile ben sıcak yaklaşmaya çalışırım. Anlamıyorsun ya. Ya sıcaklıktan anlamıyorsa artık dayak yiyecek yani. Hoşçakalın. Elimizden geleni yapmaya çalışırız ama şey yapmıyorsa dayağı yer. Gerekli tedbirleri alırız. Etkisiz hale getiririz. Diye. İlk başlardaki alınacak önlem idare edilebiliyorsa limana kadar idare edip şirketlere konuşup sahile teslim etmek. Ama edemiyorsak gerekli tedbirler alınıp etkisiz hale getirmek. Gemide belli bir süre tutmak. Etkisiz hale getirmeliyiz çünkü bu gemide can mal personelin sorunu tamamen üzerimizde. Herhangi bir şey olsun kimseye istemeyiz. Kendisine de zarar versin istemeyiz böyle bir insanı. Sonuna kadar idare etmeye çalışırız ama edilmeyecek durumdaysa etkisiz hale getirip sahile vermek. En doğrusu budur yani. Gırtlak gırtlağa gelmek olmadı da 4. kaptanken bir cahillik yaptık öyle. Kaptan abimize bir karşı geldik. Tabii gençlik o zaman. Tabii uykusuzluk da vardı. Sonra çok pişman olmuştum yani. Sonra konuştuk ama artık iş işten geçti yani. Of olmuştuk evet. Yani hak ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Biraz sabırlı olmak lazım. Gençken ateşli olmamak lazım. Yani biraz kendini tutman lazım. Yoksa bu iş sabır işi. Sabırlı olmak lazım. Evet herkes yoruluyor. Fedakarlık yapıyor. O yüzden sinirlere hakim olmak lazım. Denizde en büyük problem bu. Sinirlere hakim olmak gerekiyor. En büyük problem değil de en büyük dikkat etmemiz gereken bu olması gerekiyor bence. Sinirlere hakim olmak. Yani zaman zaman fevri çıkışlar tabii ki oluyor. Yapabiliyoruz. Önemli olan bu olaydan sonra 5 dakika sonra 10 dakika sonra tabii hakaret boyutu olmadığı sürece konuşabilmek, tartışabilmek, gemideki düzeni bozmadan devam edebilmek, çalışmak. Önemli olan bu. Gemide bunu sağlayabiliyorsanız gerisi gelir zaten. Tabii var. Yani bazı insanlarla görüşüyoruz hala. Kopmadık. Arayanlar var. Arayıp sormayanlara selamlar olsun. Vefasızlar. Stajyerden beklentim fotokopi çeksin. Limanda yardım etsin. Başka bir şey değil. Tabii ki bunun yanında da gereken eğitimi kendilerine vermek. Biz veriyoruz zaten gerekli. Yeter ki sabırlı olsunlar. Yani kendi üzerlerine pek sorumluluk atmak istemiyoruz. Ama bunlar kendilerinden de pek bir şey beklemiyoruz. Fotokopi çekmek, lumbar ağzında gelenleri karşılamak, gemiciye yardımcı olmak başka bir şey değil. Gemi içerisindeki işleyişe biraz yardımcı olmaları. Tabii ki köle gibi görmüyoruz biz stajyerleri. Biz de o dönemden geçtik. Görmedikleri muamelenin 10 katını gördük ama şimdi bakıyoruz maalesef stajyerler sulu göz. Sadece stajyer için değil, gemideki bütün personel kendine düşen görevi yerine getirmesini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yani icat yapmasını beklemiyoruz. Gemideki adet nasılsa üzerine düşen görevini yapmasını istiyoruz. Fazlasını beklemiyoruz zaten. Yeni başlayan dediğin nasıl bir başlangıç? Dördüncü kaptanlığını. Ya sıfır tabii ki şöyle ilk sıfır gelsin istemeyiz tabii ki de bunu zaten staj döneminde öğrenmesi gerekiyor bu arkadaşların. Dördüncü kaptanlıkla başlanır zaten bundan dolayı. Üçüncü kaptanlıkla başlanmaz. Tabii ki yardımcı oluyoruz. İşlerin hafifletme açısından ne bileyim sonuçta bunun kontrolünü yapıyorsunuz. Yardımcı olma ister istemez yardımcı oluyorsunuz yani. Şunu şöyle yapmalısın, bunu böyle yapmalısın diye uyarıyoruz tabii ki. Ben üçüncü kaptanım. Evet. Ben size soru sormaya korkmalı mıyım? Ben süvariye soru sorarsam bana kızar. Hayır asla öyle bir şey bu zamana kadar yapmadım yani. Tabii ki çok komik bir soru olmadığı sürece her soruya alışırız. Süvari Bey'in atını stajyerler mi besliyor diye sormuşlar. Atınız var mı baş altında Süvari Bey? Var 5 tane var. Yani 30 yaşında bir stajyer, örnek veriyorum 30 yaşında stajyersin 25 yaşında bir zabitten talimat alabilmeli. Bunu kaldırabilecek kapasitede olmalı. Yani bunu göze alıp gelmeli gemiye. Özel taktiklerim var. Özel taktiklerimi kullanıyorum. Bu zamana kadar problem yaşamadım. Tabii ki zor oluyor. Biraz zorlayanlar oluyor. Taktiği yok. Deneme, yanılma, pazarlık. Pazarlık. Genelde tayfayla muhabbetim olmuyor. Şöyle oluyor. Bazen ne bileyim gemiyi gezerken falan gördüğüm zaman tabii ki insanlara kolay gelsin diyorum. Gerekli zabitim zaten gerekli bilgiyi bana aktarıyor. Kaç eviniz var?
8 tane var. Bir tane evim var. Bir tane evim var, bir tane arabam var. Başka bir şey yok. Başka bir şeyim? Ev, araba olarak bu kadar değil mi? Bir de kızım var işte. Kaptanın silah taşıma yetkisi var mı? Gemide silahınız var mı? Yok. Gemide silah yok. Gemi şey silah yetkim var mı onu bilmiyorum. Yani araştırmadım. Pek gerek duymadım. Silaha karşıyım yani açıkçası. Bireysel silahlanmaya hayır diyorum. Kaptanların maaşa göre sorumluluk almaz. Yani buraya gelmişsen, gemi kaptanı olarak gelmişsen gemi kaptanlığını yaparsın. Maaşla bir ilgisi yok yani bu işin. Değmeseydi gelmezdik zaten. Çalışmazdık. Maaş her şirkete göre değişir ama kaptanlık değişmez yani. His nasıl anlatılır bilmiyorum. Yani sorulan soruyu tam anlayamadım ama belli bir tecrübeden sonra bisiklete binmek gibi bir şey. Yani kaza olduktan sonra, pilotları şimdi buradan şey yapmayalım da, kaza olduktan sonra gemide kimse kalmaz. Gemi kaptanı her şeyle yüz yüze kalır, yani baş başa kalır. Dolayısıyla bütün her şeyden gemi kaptanı sorumlusudur. Evet, maalesef yaşanmış örnekleri var. Çok gemi kaptanımız bu tür şeylere maruz kalmıştır. Hatta hapislerde olanlar da var şu anda bildiğim kadarıyla. Ben hiç kıymadım, bilmiyorum. Kıyabilir mi? Böyle bir efsane var evet. Ama hiç kıymadım. Gemiden gemiye değişir tabii ki ama yani genelde çarkçı başı veya ikinci kaptan diyebiliriz. Yani baş mühendis ya da birinci zabit. Ukrayna'da ikinci kaptanken yaşadım. Polis değil asker diyelim aslında. Şor paslar veriyorlardı Ukrayna'da o zamanlarda. Bir draft okumaya gitmişti. Finale yaklaşmıştık. Hafiften de yağmur yağıyor böyle. Ben koşa koşa draftları aldım. Lumbarazına geldim. Tam lumbarazına adım atarken demirler arasından bir asker çıktı. Şor pası istedi. Şorpas da gemide olduğu için hemen istedim ama şorpas yukarıdan geldiğini anladı asker. Beni gemiye çıkartmadı. Minibüse bindirdiler. Maryapul limanında. Limana gittik. Orada kalmıştım. Zaten orada kaldım bir yarım saat. Bir tane de gemici almıştım yanıma. Tercüman olarak. Ona tercüme ettiler. Bir 50 dolarla hallettik işi. 50 dolar. Şey. Ya. Denizciye kız verirler mi? Verirler. Seve seve. Sebep? Para. Daha bir şey dememe gerek var mı? Verirler abi, niye vermesinler ya? Hiçbir problem yaşayan çevrenizde arkadaşın falan bir denizci bir matur verilmez mi? Gider gelmez dedikleri oldu mu? Var, çok arkadaşım var. Eşiyle problem yaşayanlar var. Yani gemiye çıkartmak istemeyen eşi. Ama zorla yine de devam ediyor yani. Genel olarak aile hayatı... Ya zor tabii ki ya. Yani eşinden çocuğundan ayrı kalmak kolay bir şey değil tabii ki. Sabretmek lazım. Şöyle bir şey oluyor bir saatten sonra. Kolay kolay bu işi bırakamıyorsunuz. O da sıkıntı oluyor. Yani bırakmak istiyorsunuz ama bırakamıyorsunuz. Sanki bir şeyler yarım kalacakmış gibi oluyor. Yani sonuçta bu iş, herkesin bir işi var. Bizim işimiz de bu. Tabii ki insan ister, karada çalışmak ister. Ama bizim işimiz deniz olduğu için, yani başka bir meslek, denizcilikle ilgili bir meslek evet yapılabilir ama onun zamanını ayarlamak lazım. Ne zaman? Şu zaman. Ne bileyim şu anda, benim için şu anda değil. Benim için şu anda kara değil. Onun için bir zaman var. Hemen de bırakılmıyor yani deniz kolay kolay. Tabii ki aile hayatı da var bir yandan. İdare ettirmek çok zor gibi. Ama benim işim de bu. Benim işim de bu. Kişiye göre değişir. Olmaması için bir sebep yok. Olması için de bir sebep yok. Neden yok? Şimdi direkt ülkelere geçin. Bir ülke ne çağrıştırıyor tek kelime. Ya da iki kelime size kalmış. Tamam. Angola. Rüşvet. İspanya. Avrupa. Rusya. Geç. İsrail. Sıkı yönetim. Hindistan. Kalabalık. Mısır. Sigara. Arjantin. Bitmek bilmeyen kanal. Hırvatistan. Hiçbir. Yeşillik. Cezayir. Kavga dövüş. Romanya. Marian'ın oğlu Daniel. Değil mi? Marian'ın oğlu Daniel. Limanlı seyir. Liman tabii ki. Eski büyük gemide mi çalışmak yoksa sıfır küçük gemide mi çalışmak? Ya büyük gemi iyidir. Yine büyük. Yolcu gemisi mi kuru yük mü? Yolcu gemisini de isterim tabii ki. Aşk mı para mı? Ya abi şimdi kaptan olarak para dersen gençler ne yapıyorlar? İkisi de. Rusya mı Ukrayna? Ayrılmaz bir ikili.
Akıllı stajyer mi? Akıllı reis mi? İkisi de gemiye lazım. Elektronik harita mı? Klasik kağıt harita mı? Elektronik harita. Kaliteli şirkette düşük maaşla çalışmak mı? Vasat şirkette biraz daha yüksek maaşla çalışmak mı? Kaliteyi seçelim. Son bir soru daha. İşkembe mi, paça mı? İkisi de değil. İnanmazsın yani. İkisi de değil. Şimdi tabii dün demiştim ya. Şimdi biz bu gemide denk geldiğimiz için beni tercih ettiğini biliyorum. Hani gemi kaptanı olarak röportaj için beni seçtiğini biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Tabii bizden büyük abilerimiz, tecrübeli abilerimiz var. Onların fikirleri daha farklıdır tabii ki. Dilimiz sürüşmüştür. Herhangi bir hata yapmışızdır. Ve kusura bakmasınlar. Yani ben onları temsilen değil, ben tamamen son olarak şahsi olarak cevap verdim. Bunun da bilinmesini istiyorum. Diğer kaptan abilere, arkadaşlarıma selamımı göndermek istiyorum. Lütfen bütün denizde çalışan arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin. Allah selamet versin. İnşallah kazasız belasız kontratlarını bitirirler, ailelerine kavuşurlar diyeyim. Provaları net olsun. Ya Allah. Tamam, bunu bir bakalım. Bakalım yarın şey yapalım.